seçimlerin kaybedeni Sayın Ekmelettin İhsanoğlu veya Selahattin Demirtaş değildir. Seçimlerin asıl kaybedeni temiz ve dürüst siyaset özlemi ve gerçek bir demokrasi arayışı olmuştur. Seçim süresince, bu gece sonuçlar üzerinde konuşuyoruz ama seçim süresince yaşanan tek yanlı propaganda bombardımanı altında dini ve mezhepsel, etnik, her türlü ayrıştırıcı, bölücü, nefret dili meydanlarda bir aday tarafından açıkça kullanılmıştır. Halkımızın bütün kampanya boyunca tüm adaylara eşit mesafede ulaşabilmesi engellenmiştir. Bu seçimlerden sonra halkımızın geleceği ve özgürlüklerimiz de tek adam rejiminin açıkça tehdit altında olacaktır. Yetki ve gücünü anayasadan alan bir cumhurbaşkanı değil, kendi keyfi rejimini zorla bu ülkeye kabul ettirmeye çalışan baskıcı bir yönetim anlayışı ile karşı karşıya olduğumuzu da hatırlatmak isterim. Seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yaşayan farklı inanç gruplarından, farklı etnik gruplardan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için herkesin cumhurbaşkanı değildir. Bunun böyle olmadığını da bilakis bilhassa kampanyasının son 10 gününde kendisi ifade etmiştir. Böyle olmadığını, olamayacağını da altını çizerek meydan meydan herkesin gözünün içine baka baka vurgulamıştır. Değerli arkadaşlarım, kendisinden olmayanı ötekileştiren bu anlayış, umarım demokrasinin kuralları içerisinde önümüzdeki süreçte Türkiye'ye zarar getirecek eylemlerin de en üst noktada tetikleyicisi olmaz. Daha önce bazı seçim gecelerinde bu balkon konuşmalarını da dinledik. Bu balkon konuşmalarında yapay olarak herkesi kucaklayan, demokrasinin tüm kurum ve kurallarını öz olarak ifade eden son derece veciz konuşmalar yapıldı. Fakat bir de balkon konuşmalarının sonrasındaki uygulamalar var. Bu geceki balkon konuşması ve sonrasında tek adam rejimine gitmek için %51'i kendisine yeterli bir irade kaynağı olarak görecek olan kişinin eylemlerini lütfen sizler de takip edin. Beklediğimiz seçmenin sandığa gitmediği anlaşılıyor. Yani o seçmenin yarısı gitse zaten %50'nin altında bir sonuç çıkacaktı.